Tanrı konusunda uzman olanlara değil de uzman olmayanlara hitap eden bir başlangıç dersi yapacağız. Burada gördüğüm isimler arasında tabii ki bu konularda çok yetkin isimler var. Onlar bizi affeyle diyelim. Önce bir kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Neşet Kadırgan. İşte hayatıma ya da meslek hayatıma İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden kimya yüksek mühendisi olarak uzun yıllar önce başladım. Doktoramı, doçentliğimi yanma üzerine yaptım Fransa'da. Sonra Fas'ta çalıştım. Yani öğretim üyesi olarak çalıştım orada da. İşte daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yine oldukça uzun bir öğretim üyeliğim var. Arkasından Marmara Üniversitesi'nde oldukça uzun bir öğretim üyeliğim var. Yakın zamanda da emekli oldum. Şu anda birkaç yerde danışmanlık yapıyorum. Ve de işte bazı okullarda da genelde yanma ile ilgili dersler veriyorum. Şu anda hiçbir kuruma tam bağlı olmadığım için de hani bulunduğum yer olarak kimya mühendisliği bölümünü, kimya mühendisleri odasını yazdım. Şöyle 1975'ten bu yana kimya mühendisleri odası benim yönetici olarak, katılan olarak, şu olarak, bu olarak ama en çok ilişkide olduğum kurum oluyor. Şöyle bir şey var. Kimya bilimi çok katkıda bulunuyor yanma ile ilgili bilgilere. Laf olarak söylenen birçok bilginin sayısallaştırılması, biraz kimya, biraz fizik bilimlerinin sonucunda oluyor. Yani sözelden sayısala geçmesi. Ben gerçekten başlangıç seviyesinde bu konuya giriyorum, başlıyorum. Yapacağım dersin planını da anlatmak istedim. Şimdi 50 dakika kadar ders yaparız. Sonra sizin sorularınızı yanıtlarız. Sonra bir 5 dakika ara veririz. Sonra tekrar bir 50 dakika ders yapar. Sorularınıza yanıt verir, bitiririz. Bitirdiğimiz zaman konu bitmiş olacak mı? Olmayacak. Bence en önemli başlangıç bölümünü anlatacağımı düşünüyorum. Ama hani çok ilgi görür de devamı istenirse bu sağlanır. Ama gidebileceğim kadar gideceğim. Sunuşumu konferans değil, ders formatında yapacağım. Şimdi bir yanma ya da patlamayla karşılaştığımız zaman arkadaşlar, bu yanma ya da patlama bir fiziksel değişim sonucu olabilir ya da bir yanma reaksiyonu sonucu olabilir. Fiziksel değişimler sonucu olmuşsa, bu ya sıvı fazın genleşmesidir, ya da buharlaşan sıvının gaz haline geçip bir patlama yaratmasıdır. Gelelim kimyasal reaksiyon sonucu. Burada kastettiğim kimyasal reaksiyon elbette yanma reaksiyonu. Bunun sonucu olan patlama ve yanmalar.
Bunlar da havada gaz patlamaları olabilir, havada toz patlamaları olabilir ya da katı patlamaları olabilir. Birincisinden yani fiziksel genleşmeyle olan patlamalardan başlayacağız derse. Şimdi aslında bütün maddeler katı sıvı ve gaz halinde bulunabiliyor. En güzel örneği su. Eksi 20 derecede katıdır, 50 derecede sıvıdır, 160 derecede bir gazdır ama basınç altında sıvılaştırılabilir bir gazdır. 450 derecede sıvılaştırılamayan bir gaz halindedir. Ama yine de biz su sıvıdır deriz. Niye düşündünüz mü hiç bunu böyle deriz? Bu arada ben bu dersi anlatırken diyeyim. Bir takım sorular soracağım. Siz bu sorulara kendinize cevap vermeye çalışın. Yazılı olarak cevap verebilirsiniz ama benim bunları görme imkanım yok. Bu şey uzaktan eğitim kötü bir şey aslında. Hani bu korona çıktığı zaman ileride bütün eğitim böyle olacak filan dendi ya. Yani bütün uyduruk eğitimler böyle olacak belki ama gerçek bir eğitimde gerçek bir öğrenmede herhalde anlatan kişiyle dinleyen kişilerin göz göze olup birbirlerinin sorularına cevap vermesi çok daha yarar sağlıyor. Ama ben yine de sizlere soru soracağım. Birazcık duracağım. Sizin kendi kendinize cevap vermeye çalıştığınızı düşüneceğim. Ondan sonra da cevabı ben verip devam. Yine de biz ne diyoruz? Parafin katıdır, benzin sıvıdır, propan sıvılaştırılabilir bir gazdır. Doğal gaz sıvılaştırılamayan bir gazdır diyoruz. Şöyle, biz maddeleri gündelik sıcaklıklar dediğimiz İnsanların içinde yaşadığı sıcaklıklarda hangi durumlardaysalar ona göre tanımlıyoruz. Şimdi burada bir ayrım noktasına geldik. Vurgulamak istediğim nokta kendimce çok önemli bir nokta. Sıvılaştırılabilir gazlarla sıvılaştırılamayan gazlar ayrımını yapmamız gerekiyor ki bir genleşmeyle olan patlamaları iyi kavrayalım. Genelde derslerimizde çok fazla okutmadığımız bir kavram var. Kritik sıcaklık kavramı. Ercan Bey, bu çıkan isimler, sağdan çıkan isimler, benim ekranı görmeme engel oluyor. Ne yapalım? Hocam orada kapa seçeneği var. Close derseniz kapanacaktır. Nerede close Bu şeyler seçeneği? mi? Chat kısmı mı görünüyor hocam ekranınızda sizin? Sağda chat kısmı gözükmüyor. İsimler büyük gözüktüğü için benim ekranımın bir bölümünü kesiyorlar. Yani kesseler de yapabilirim ben bu dersi ama hani geçen mesela dünkü derste daha ufak kareler halindeydiler, pek kesmiyorlardı. Onu çözmeye çalışayım hocam, siz devam ederken. Peki. Bir maddenin kritik sıcaklığı çok önemli. Bir maddenin kritik sıcaklığı öyle bir sıcaklıktır ki o sıcaklığın üzerinde hangi basıncı uygularsak uygulayalım, o maddeyi sıvı hale geçiremeyiz. Saçma gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar? Yani siz diyorsunuz ki mesela azot gazı var.
ben buna 100 atmosfer basınç uygularım. Sıvı hale geçmiyor mu? 1000 atmosfer basınç uygularım. Yine mi sıvı hale geçmiyor? 2000 atmosfer basınç uygularım. Eninde sonunda sıvı hale geçecektir. Hayır, geçmez. Kritik sıcaklık, sıcaklığı kritik sıcaklığın üzerinde olan bir gaz, hangi basıncı uygularsak uygulayalım, sıvı hale geçmez. Bu aslında zamanımız yok. Keşke olsa uzun uzun anlatsak. Şehircilikten ekonomiye, taşıtlara, her bir konuda çok önemli değişikliklere neden olan bir kavramdır. Ama çok hızlı özetleyeceğim. Söz gelimi İstanbul'da 1900'lü yıllarda hava gazı geldi. O günün teknolojisiyle bütün zorluğa rağmen bütün İstanbul'un altına boru döşediler. Sonra tüp gaz geldi 1965'lerde. Hiç kimse İstanbul'un altına tüp gaz döşemedi. Sonra doğal gaz geldi. Yine İstanbul'un altına borular döşendi. Aradaki fark nedir? Aradaki fark kritik sıcaklıktır, göreceğiz. Ama bir sıvı kritik sıcaklığını geçerse basıncı çok 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 artıyor. Ve bu da çok esaslı patlamalara neden oluyor. Burada Kelvin derecesi olarak sıvılaştırılmayan gazlar ve sıvılaştırılmayan gazların kritik sıcaklıkları var. 273 derece 0 derecedir. 273 Kelvin derecesi 0 derecedir. 273 ile kıyaslayın. Gördüğümüz gibi karbonmonoksit, oksijen, azot, hidrojen, metan, flor, helyum, doğal gaz. Alttaki üç örneği bir kenara bırakalım. Onlar arada ve tartışmalı gazlar. Ne yaparsak yapalım, basınç altında gündelik sıcaklıklarda sıvı altına sıvı haline geçiremeyiz. Mesela çok kullandığımız doğal gaz, metan. Kritik sıcaklığı -82 derece gibi bir şey olmalı. -82 derecenin üzerinde doğal gazı sıvı hale geçiremeyiz. Peki neleri geçirebiliriz? Propanı, butanı, pentanı, propileni, amonya filan. Buradan hangi sonuca varıyoruz? Aslında LPG dediğimiz propan-butan karışımını gayet rahat basınç altında bir sıvı haline geçiriyoruz. Bundan dolayı da zaten LPG kullanılmaya başladığı zaman hiç kimse İstanbul'un altına borular döşemedi. Şöyle bir kaba bakarsak, sıvılaştırılabilir gazların en önemlisi LPG'dir. LPG'dir. Likitleştirilmiş petrol gazlarıdır. Likitleştirilmiş petrol gazlarıdır. Türkiye'de soğuk bir ülke, sıcak bir ülke olduğumuz için LPG kabaca %80 butan, %20 propandır. Taşıtlarda kullanılır. Kabaca %50, %50'dir. Daha soğuk ülkelerde daha propanca zengin LPG kullanılır. Şu anda çok kullanılmıyor. Ama bundan şu 10 yıl değil, 20 yıl desek, 20 yıl kadar önce Türkiye'de yılda 4000 kadar piknik tüp patlaması oluyordu. Doğal gaz bu kadar yaygınlaşmadan önce. Ve bununla ilgili çok sayıda ölen ve yaralanan vardı. Çünkü ufak ambalajlar altındaki LPG
basınç süpabı yoktur. Bir şekilde ısınırsa patlar. E şimdi bu kadar görmüyoruz. Niye bu kadar görmüyoruz? Çünkü kullanılmıyor. Eskisi kadar çok kullanılmıyor. Bunları geçelim. Zaman kaybetmeyelim. Daha önemli kavramlar var. Tekrar şemamıza gelelim. Şimdi fiziksel değişimlerle ilgili olan kazalar için bir hayali deneme yapacağız. Bir şeyleri kavramaya çalışacağız. Genel olarak bir patlamayla karşılaştık mı? Demin söyledim şema üzerinde. Ya sıfı faz genleşir ve kabını patlatır ya da kimyasal reaksiyonla yani bir yanma reaksiyonuyla patlama olur. Ama biz birinci A maddesiyle ilgili hayali bir denemeyle başlayalım. 3 adet 10 litrelik sağlam tüpümüz olsun. Yarı yarıya dolu. Bunların hepsi 27 derece olsun. 27 dereceyi seçim nedenim 300 Kelvin gibi hani hesabı kolay bir değer olmasa. Birinde 5 litre su olsun. Birinde 5 litre sıvı propan olsun. Sıvı propanın üstü gaz propan elbette. Birinde de 100 atmosfer basınçta doğal gaz olsun. Şimdi doğal gaz kritik sıcaklığı eksi 82 derece olduğunda sıvı halde bulunamıyor 27 derecede. Onun için onu mecburen gaz halinde koyduk. Ama bir gaz tüpü, hani şu laboratuvardaki büyük uzun tüplerimizin dolusu 200 atmosfer basınçtadır. E biz de bunu 100 atmosfer basınca koyduk. Şimdi bunun her üçünü de ısıtalım ve 427 dereceye yani 700 Kelvin'e çıkaralım. Bu üç tane tüp, çok sağlam tüp, dışarıdan ısıtılıyor. İçinde yanma patlama reaksiyonu yok. Sadece dışarıdan ısıtıyoruz. 300 Kelvin'den 700 Kelvin'e getiriyoruz. Ya da 27 dereceden 427 dereceye geçiriyoruz. Şimdi ben size şunu sorayım. Karşımda bir sınıf olarak bulunsaydınız ya da konferansımda bir takım insanlar olarak bulunsaydınız size siz ne düşünüyorsunuz? Hangisi daha tehlikeli derdi? Siz de kendi kendinize bir cevap vermeye çalışın arkadaşlar. Sizce bunlardan hangisi daha tehlikeli? Genelde ben bu soruyu kimya mühendisliği lisans seviyesindeki bir sınıfta sorduğum zaman sınıfın yarısı propan der, sınıfın yani büyük çoğunluğu propan ve doğal gaz der. Cevapları doğru mudur? Cevapları yanlıştır. Sizin sınıf doğru olarak çoğu su demiş. Hani kendi kendinize sorduğunuzu cevap verdiniz ya. Bana yandan kopya geldi. Çoğu su dedi diye. İyi. Yani en azından tahmin güzel. Şimdi hesaplayalım. 427 derecede bunlar su buharı, yani bu gaz halinde su olacak. Önce suyu hesaplıyoruz.
5 litre su 5000 gram su demektir. Bir suyun 1 molü de 18 gram olduğuna göre burada 278 mol su vardır. 700 Kelvin'i ısıttığımız zaman bu su tümüyle gaz haline geçer. İdeal gaz kanununu uygularsak 1600 atmosfere kadar basıncı yükselir. 1600 atmosfer çok yüksek bir basınçtır. Peki deseniz ki ya bu koşullarda bizim ideal gaz kanunu kullanma hakkımız var mı diye? Aslında yok. Gerçek gaz formülünü kullanmamız lazım. Ama o zaman da yine 850 atmosfer filan çıkıyor. Yine çok büyük bir basınç çıkıyor. Aynı hesabı propana yapacağız. 27 derecede 500 mililitre sıvı propan ama yoğunluğu bir dil sıvı propanı 0.51 o sıcak. Yani 2550 gram propan var. 1 mol propan, propan C3H8, 3 karbon 8 hidrojen. Mol ağırlığı 44. Yani 58 mol o tüpün içinde propan oluyor. Buna da ideal gaz kanunu uygulayalım. Burada gerçek durum ideal gaza epeyce yaklaşıyor. 333 atmosfere çıkıyor basınç. Ve gerçekten evde kullandığımız bir tüp gazın 333 atmosfere çıkması çok yüksek bir basınçtır ve tüpünü parça parça eder. Metan da yani doğal gazdaysa bir sorun yok. Zaten gaz halindeydi. 100 atmosfer basınç halindeydi. 233 atmosfer. Şimdi şu şemalara baktığımız zaman genleşme açısından yani yanma olmayan bir genleşme açısından en tehlikelisinin su olduğunu görüyoruz. Sonra propan geliyor. En güvenlisi doğal gaz geliyor. Ama tekrar diyorum, çıkan gazın yanmasını dikkate almaksızın. Sadece genleşme açısından. Şimdi ben size hikayeyi anlatabilirim. Şarlatanlık da yapabilirim. Masal da anlatabilirim. Dolayısıyla biri size bir şey söylediği zaman ya bu böyle diyor ama söylediğinin gerçek hayatta karşılığı var mı diye bir sorgulamamız gerekir. Bu gerçek hayatta karşılığı var mı diye sorgulayalım. Gerçekten su patlamalarının en tehlikeli olmasına gerçek hayatta karşılığı var mı? Bir düşünün kendi kendinize. Aklınıza bir şeyler geliyor mu? Var arkadaşlar. Ben buna şimdi biraz şaşırtma olsun diye su patlaması dedim ama bu kazan patlaması. Kazan patlamaları çok gördüğümüz bir şey. Bir yıl önce Bursa'da kazan patladı. Bakın yani şimdi şöyle bir şey oluyor. Genelde İş güvenliği, yangın, patlamayla ilgilenmeyen kişiler bu tip haberleri pek de fark edemiyorlar. Bursa'da patlayan kaza 6 göçmen işçiyle bir mühendisin, yanlış hatırlamıyorsam ama bir de patronun oğlunun ölümüne neden oldu. Yani sorun işçileri önemsememek değil, bilmemek ve gereğini yapmamak. Kazan patlamalarına eskiden çok daha fazla rastlardık. Her yıl 3-4 tane ev
Kazan patlamasından yıkılırdı apartmanlar. Çünkü o devirde kömürlü kalorifer vardı. Şöyle bir şey olurdu. Ağustos ayında kaloriferler Temmuz Ağustos durur. Suyu boşaltılır kalorifer kazanına. İşte kazan tamiratı yapılır. Kömürlü kazanların 5 yılda bir kaynakla eskiyen parçalarının tamir edilmesi gerekir. Bir de dilim filan eklenir kaloriferlere. Bu yapılmış. Sonra Ekim ayı geliyor. Havalar soğuyor. Kaloriferi yakan kişi yakıyor. Bir bakıyor ki kazan acayip ısınmış, çok kötü bir koku. Eyvah diyor, eyvah. Su doldurmayı unutmuşum. Veriyor suyu ve apartman havaya uçuyor. Kazan patlıyor, apartman havaya uçuyor. Eski yıllarda Ekim-Kasım aylarında 2-3 apartman böyle yıkılırdı. Eski dediğim 20 yıldan daha önce. Sonra doğalgaz geldi. Doğalgazda bu olmuyor tabii. Neden olmuyor? Çünkü yanan kömürlü bir kazanı söndüremezsiniz. Ama bunu doğalgazlı kazanda hissettiğiniz zaman hemen doğalgazı kaparsınız. Refleks olarak bunu yaparsınız. Ama hala gazetelerde kazan patlamalarına biz görüyoruz, rastlıyoruz. LPG patlamalarına gelince, hani LPG'nin böyle yangın olmaksızın yaptığı patlamalara, piknik tüplerin patlaması, dökme gazın patlaması ve 2004'te Kocaeli'nde olduğu gibi doğal gaz deposunun patlaması rastladığımız şeyler. Aslında son doğal gaz deposunun patlamasının tam mekanizmasını şu anda hatırlamıyorum. Hani dışarıdan ısıtılma olmaya da bilir. Şimdi şemamız vardı, hatırlayın. Isıtılan bir kabın basınçla içindeki basıncın artması ve kabını parçalaması. Birinci resim, ikinci resim, üçüncü resim aynen. Dışarıdan bir şekilde içinde sıvı olan, yanıcı sıvı olan bir kap ısınıyor. Basıncı artıyor, basıncı artıyor, basıncı artıyor ve patlıyor. Birinci resim ve ikinci resim, şu ana kadar anlattığımız şey. Birinci ve resim ve ikinci resim, şimdiye kadar söylediğimiz dıştan ısıtılan bir şeyin patlaması. Üçüncüsü de yanıcı bir gaz olduğu için patladıktan sonra çıkan buhar alev alıyor. Ve bir ateş bulutuna dönüyor. Yani şu şema çok güzel. Birinci resim, ikinci resmi anlattık ve şimdi üçüncü resme geçiyoruz arkadaşlar. Buna da blev diyoruz. İşte kaynayan sıvının buharının genleşip patlamaya. Ve nereye geldik? 1B'ye geldik. Kimyasal reaksiyonla olan yanmalar, patlamalar. Yani gerçek anlamıyla yangınlar ve patlamalar. Bir kere şunu söyleyelim. Alevlerle patlayan bir LPG tankı. Demin gördüğümüz bir sıvının bir ateş topuna dönmesi.
Büyük bir orman yangını. Uçurumdan düşüp yanan bir otomobil. Bir doğum günü pastasının ucundaki mi? Daima aynı reaksiyonla olur, aynı mekanizma ile olur ve aynı kurallara tabidir. Hidrokarbon ve karbonhidrat gibi karbon ve hidrojen içeren bir yanıcı maddenin, çoğunlukla karbon ve hidrojen içeren bir yanıcı maddenin hava ya da oksijenle yanmasıdır. Şimdi burada bir kontrollü yanma var, bir de kimyasal reaksiyonla patlama var. Biri mutfakta yemek pişirirken ocağımızın başına geçiyoruz. Yemeğimizi pişiriyoruz. Bu alev bir tehlike gösteriyor mu bizim için? Hayır, hiçbir şekilde göstermiyor. Ama başka bir şekilde aynı hava doğal gaz karışımı müthiş bir patlama yapabiliyor. Peki aradaki fark nedir? Aradaki fark miktar farkı değildir. Aradaki fark o tip yanmada işte yanma sınırları böyledir, bu tip yanmada yanma sınırları böyledir farkı da değildir. Aradaki fark yanan bölgeden yanmayan bölgelere yanma enerjisi nasıl transfer edilir? Aradaki fark odur. Ama her ikisi için de kontrollü ya da kontrolsüz yanma ya da yangın ve patlamalarda da aynı mekanizmaya biz sahibiz. Kontrollü yanma, yanma. Yani kontrollü ya da kontrolsüz yanma yavaştır. Saniyede 10 santim ile 10 metre arasında gider. Patlama ise şok dalgalarıyla ilerler ve saniyede 100 metre ile 1 kilometre arasında hız yapar. Ama tekrar ediyorum, aradaki fark geometri fark. Şimdi karşımızda işçilerimiz var. Ne yapıyoruz? Bir klasik yangın üçgeninden söz ediyoruz. Klasik yangın üçgeni şöyle bir şey. Sarı yakıt ya da yanıcı madde. Kırmızı, burada ısı demişsek de yeterince yüksek sıcaklık, yeterince yüksek enerji, yeterince yüksek ısı diye anlayalım biz onu. Maviye de oksijen demişiz. Aslında bu oksijen dediğimizin de %99,99'a havadan gelir. Şimdi hepimiz duymuşuzdur. Duymamamıza mümkün yok. İşte bu üçü bir arada olursa patlama olur. Üçü bir arada olmazsa patlama olmaz. Gerçekten böyle midir? Her zaman üçü bir arada olursa patlama olur mu? Kimimiz olur der, kimimiz olmaz der ama üçü bir arada olursa çoğunlukla patlama olmaz. Allah'tan olmaz. Eğer olsaydı felaketti. Her sigara içen eline kolonya koyduğu zaman yanacaktı. Ama bir de bunun tabii olumsuz yanı var. Maalesef olmaz yanı. Çünkü öyle bir alışıyoruz ki bunlar birlikteyken yanmıyor. Gerekli önlemleri almıyor. Şimdi şöyle bir, ya bunlar çok basit şeyler biliyorum. Yangınla ilgili olanlara üçün biraz hızlı gitmem lazım. Ama ben hani lisans seviyesi ve yangın eğitimi görmemiş bir kişiyi hedeflediğim için
bu biçimde anlatıyorum. 6 tane kapımız var. Hava ile LPG karışımları. Birinci kapta %1 LPG, ikinci kapta %3. Ondan sonrasını göremiyorum, şekil engelliyor. %12, %18 ve %50 idi galiba. Şey engelliyor, resimler engelliyor. Bunların hepsine bir kibrit atalım. Ne görürüz diye sorduğumuz zaman değişik tahminler yapabiliriz. Peki ne olur? Birincisi kibrit gider söner. İkinci de %3 LPG patlar. %6 LPG patlar. Ama genel olarak bizi şaşırtacak bir olay. %12 LPG, %18 LPG ve yüzde kaçsa yine göremiyorum. %50 LPG diyelim. Yine kibrit söner. Bu daha sonra göstereceğimiz patlama alt ve üst limitleriyle gayet uyumlu bir şeydir. Sadece şöyle bir şey var. Ben elimde meşaleyle %18 LPG içeren bir ortama girmem. Oksijen tüpüm de olsa girmem. Bunun nedenine birazdan geleceğiz. Demek ki patlamanın olması için bir ufak noktasında tutuşma yapılmalıdır yüksek enerji ya da yüksek ısı ya da yüksek sıcaklıkla. Ama yanıcı gazla havanın oksijen oranı da belli sınırlar arasında. Bunlara yanıcılık, patlayıcılık alt sınırı diyoruz. İşte İngilizcesi lower explosion limit, lower flow mobility limit. Bir de üst sınır var. Hani bir altta patlamayan vardı, bir de üstte. Yanıcılık, patlayıcılık üst sınırı bu elde ediyoruz. Upper explosion limit, upper flammability limit. Şurada bir tablo var. Bu tablolar ezberlenmez arkadaşlar. Hiçbir zaman ezberlenmez. Ben buradan belki 3 yıllardır bu dersi verirken 3-4 tanesinin değerlerini ezberledim. O kadar. Demek ki burada sadece şunu söylemek lazım. Molar yüzde ya da hacim yüzdesi olarak ağırlık yüzdesi farklıdır. Tekrar ediyorum, molar yüzde ve ağırlık yüzdesi olarak. Sınırlar bunlar. Devam ediyorum. Şuraya dönersek, LPG propan ve butan karışımıdır. Alt sınır 2,4 ve 1,9, üst sınır 9,5 ve 9. Gerçekten de demin gösterdiğimiz tüplerde patlar dediklerimiz bu ikisinin arasında olanlardır. Çünkü LPG bir propan butan karışımıdır. Çok hızlı tekrar dönersem, iki tane patlar var, %3 LPG, %6 LPG. Bu da buraya son derece güzel uyuyor. Propan ve butanın sınırlarına uyuyor. Ve buradan devam etmeden önce bir konuda vurgu yapıyor. Dünyada her tarafın etrafı havayla çevrilidir. Onun için her dakika incelediğimiz ortama, ama her dakika incelediğimiz ortama, bir hava girişi olabilir. Hava girişinin olmasından dolayı da üst sınır tekrar aşağı inilebilir.
Biz yanıcılık, patlayıcılık alt sınırına çok güveniriz, üst sınırına hiç güvenmeyiz. Çok özel prosesler dışında. Şimdi şuraya geldik. Metandayız. Kabaca %5 ile 15 alt sınırı %5. Ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Üst sınır %15. Ben size bunu söyledim. Siz bana dediniz ki hocam ben geçen gün gördüm %13 ile 12 arasındadır. Ben derim ki ya haklı olabilirsiniz. Gidip bir inceleyelim hele. Siz bana dediniz ki hocam böyle değil. %8 ile 16 arasında. Bunu da inceleyelim derim. Olabilir, benim aklımda yanlış kalmıştır. Ama siz derseniz ki metanın doğalgaz sınırları alt patlama sınırı %12, üst patlama sınırı %20'dir. Ben derim olmaz öyle şey arkadaşlar. Mümkün değil. Neye dayanarak söylerim? Şimdi kimyasal maddelerden kimya ile uğraştığımız zaman stoikyometrik yanma diye bir kavramımız var. Stoikyometrik yanma ne yanıcı maddenin fazlası olacak, ne yakıcı maddenin, burada havanın fazlası olacak. En uygun yanma oranlarındaki karışım. Stoikyometrik, stoikyo harf demek. Stoikyometrik kimyasal harfli formüllere uygun demek. Şimdi biz metanın stoikyometrik havada yanmasında yüzde kaçlıktır? Bunu hesaplayalım. Sadece hesap kolaylığı için size hani çok karıştırmadan hesap yapmak için havaya %21 oksijen değil, %20 oksijen kabul ediyorum. Azotu da %79 değil, %80 kabul ediyorum. Şimdi yanma reaksiyonu metan artı oksijen artı azot, karbondioksit, su ve 8 azot. Azot nedir? 2 oksijen gelirken havada %20. 8 molde azot geliyor. Geliyor, girdiği gibi çıkıyor. Ama bu şu demek. 1 mol metan en reaksiyona uygun olarak 10 mol havayla birleşirse stoikyometrik yanma yapar. Stoikyometrik yanma en hızlı yanmadır. Patlaması en yüksek basınçlı olan yanmadır. Yani stoikyometrik yanma %0,9,1'dir. Ve patlayıcılık alt ve üst sınırları zorunlu olarak bu stoikyometrik yanmanın değerinin her iki yanında yer alır. Stoikyometrik yanma oranı olacak ve yanma olmayacak. Mümkün değil. Bu patlayıcılık sınırları değişir mi? Basınçla, ortam sıcaklığıyla, yanmanın ilerleme yönüyle, havadaki oksijen oranıyla değişir ama üstünde durmuyorum. Bir basit hesap yapalım. Ama hesabı yapmadan önce biz bir soruları alalım. Bunların cevap vereceksek verelim. Yani varsa cevap verebileceğimiz bir soru. Pek de soruluk bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sonra kısa bir ara verelim çünkü ben yoruldum. Hocam herhangi bir soru gelmedi arkadaşlardan. Yeterince ben çok basit anlatıyorum. Gelmemiştir muhtemelen. O zaman 15.47 şu anda saat. 3.47 geçiyor.
4'te tekrar başlayalım. Hem herkes biraz dinlensin. Yani ben de biraz dinleneyim, sürekli konuşuyorum. Tamamdır. 12 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Kullandığımız benzin en güzel örneği. Kolay alevlenir madde. Parlama sıcaklığı 0 ile 21 derece arasında. Alevlenir madde 21 ve 55 derece arasında. 55 derecenin üzeri yanar madde deniyor. Şimdi arkadaşlar yepyeni bir kavrama geçiyorum. Toz patlaması. Bir kere toz patlaması mantıklı bir şey midir, olur mu? Tabii ki yanmayla, iş güvenliğiyle ilgili kişiler. C sınıfı olsun, iş güvenliği sertifikası olan kişiler. Yangınla risk analiziyle biraz uğraşan kişiler toz patlamasının varlığını bilirler. Hatta şöyle bir söylem vardır. Toz patlaması gaz patlamasından daha tehlikelidir. Bir kere toz patlaması nedir? Nasıl ki metan gazı hava içinde dağılıyor, stoikiyometrik değerlerin civarında alt ve üst limitlerin arasında oluyor ve bir tutuşma kaynağı var, yanıyor ya da patlıyor. Aynı şey tozlar içinde geçer. Bir toz hava içindeyse, hava içinde bu toz iyice ne güzel dağılmışsa ve bir ucundan tutuşturulursa bu toz patlar. Patlaması daha mı tehlikelidir? Hem evet hem hayır. Şimdi şu şekil bize güzel gösteriyor. Bir gaz havaya uçtu, tutuştu, patladı ve bitti. İlk patlama toz patlamasına göre çok daha da şiddetlidir. Ama toz patlamasında burada bir patlama oldu, fabrikanın bir ucu. Şimdi havada toz varsa elbette ki bir takım rafların üzerine, bir takım aletlerin üzerine çökmüş toz da vardır. Bu patlama o tozları havaya kaldırır. Onlar bir daha patlar. Bu patlama civardaki diğer tozları kaldırır. Onlar bir daha patlar. Yani toz patlaması ilk seferde daha patlayıcı olmasından değil, ama zincirleme patlama yaptığı için daha tehlikeli oluyor genellikle. Sadece şimdi toz patlamasını dedim ya, muhtemelen duymuşsunuzdur. Bunun için ne gerekiyor? Havaya toz dağılmış olacak. Uygun bir karışım olacak ve tutuşturulacak. Peki ben size şöyle bir soru sorayım. Yine kendi kendinize cevap veriyorsunuz. Ne yazık ki diyalog şeklinde bunu konuşamıyoruz. Sorum şu. Bütün tozlar patlar mı? Bir tozun patlayıp patlamaması için bir sürü etken var da, ama bir tozun patlayıcı karışım oluşturması mümkün mü değil mi sorusunun çok önemli bir kıstası var. Sizce bu kıstas nedir? Nasıl kestiririz? İşte toz çimento patlar mı?
Ya da toz kükürt patlar mı? Ya da kömür tozu patlar mı? Ya da sokak tozu patlar mı? Toz alçı patlar mı? Bu soruda bir temel bakış açımız olmalı. Bence toz patlaması risk analizi buradan başlamalı. Yanıcı maddeler ince toz halindeyse patlarlar. Yakıcı madde, yanıcı olmayan maddeler toz halinde patlamazlar. O madde yanıcı mıdır, değil midir? İlk karar vereceğimiz şey bu. Bu hayat da doğruluyor şu koyduğum şemayı. Kömür tozu patlar. Çok örneği var. En başta madenlerde. Kömür tozu patlar. Nişasta, un, kepek, toz şeker patlar, ince toz şeker. Kahve patlar ama Türk kahvesi ise. Çünkü tanesi çok incedir, çok ince. Toz kakao patlar. Tekstil fabrikalarındaki iplikler. Sunta mobilya fabrikalarındaki talaşlar. Manyezyum tozu, alüminyum tozu, kağıt parçacıkları, ilaç tozu. Hatta toz çorba bile patlar arkadaşlar. Hani bir fabrikadaysanız, kahve için beyazlatıcı üretiyorsanız o da patlar. Ama bunun patlayabilmesi için stokiyometrik karışım civarında bir karışım halinde olması ve bir ucunun tutuşturulması gerek. Yine de patlayıcılık patlaması başka şeylere de bağlıdır. Havadaki nem oranına mesela. Bunu tabii standartlar uzun uzun anlatıyorlar. Çok detayında durmuyoruz. Peki patlamayan tozlar? Yani çok esaslı toz patlamaları var. İşte şurada bir tanesini verdim. 7 Şubat 2008'de. Amerika'da bir toz patlaması oluyor. 13 ölüm var. Son derece güzel, yani bunu internette ararsanız var bu tip şeyler. Son derece güzel incelenmiş ve ders gibi bunun olmaması için ne hatalar yapıldı bunu gösteriyor. Bir şey atladık biz ya. Ha. Hangi tozlar patlamaz? Bunların hiçbiri patlamaz arkadaşlar. Demir tozunda bir ufak soru işareti var. Çok çok inceyse hızlı oksitlenip çok özel konuşurlarda patlayabilir mi? Ama sokak tozu, tebeşir tozu, mermer tozu, kalsit, ince kum, tuğla tozu, tuz, sodyum kupu karbonat patlamaz arkadaşlar. Bir toz patlaması riskine gittiğiniz zaman önce yanıcı tozları çıkarmanız, ondan sonra bunun koşullarını incelemeniz gerekiyor. Yanıcı ya da bir sonra göreceğimiz katı patlayıcı türündeki tozlarla ilk başta ilgilenmeniz gerekli olan şey. Konu uzun ama detaylara girmiyorum. Çünkü katı patlamalarından da söz etmek istiyorum. Şunu söyleyelim. Grizzly patlaması dediğimiz şey aslında metan patlamasıdır kömür ocaklarında. Grizzly ile metan aynı şeydir. Kömür ocaklarında patlar.
Ancak gerçekte kömür ocaklarında Grizu'nun yanında ince kömür tozu da vardır. Grizu'nun yanında karbon monoksit de vardır. Soma da vardı mesela. Soma patlamasında. Dolayısıyla hani Grizu patlaması teorik olarak metan patlaması dersek de gerçekte bir hibrit patlamadır. Bir toz patlaması, gaz patlaması karışımı. Şimdi tekrar şemamıza dönelim. Katı patlamaları ve patlayan katıların kazaları bölümü. Ne farkı var arkadaşlar? Şöyle bir farkı var. Katı patlamaları, kazaları lafının şöyle bir önemi mevcut bizim için. Patlayıcı katılar içinde hem yanıcı maddenin hem de yakıcı maddenin hem yanıcı maddenin hem oksidan maddenin birlikte bulunduğu patlamalardır. Maddenin içinde ikisi birden vardır. Önce tarihteki patlayıcı örneklerinden söz edeceğim. Ondan sonra da bunun bir bizim risk analizlerimizdeki önemlerinden söz edeceğim. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'ten 400 yıl kadar önceden beri kullanılan Çinlilerin belki 2000 yıl önce kullandığı söylenen kara barut. Çinlilerin kullandığı söylenen kara barut ya da işte Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı toplarda kullanılan kara barut. Kükürt, odun kömürü ve potasyum nitrat karışımıdır. Yanıcı maddeyi odun kömürü ve kükürt oluşturur. Yakıcı madde ise de potasyum nitratın içindeki oksijen. Hatırlar mısınız 2003-2004 yılında İngiliz konsolosluğu bir sinagog ve HSBC merkezine saldırıda bulundu. Müthiş patlamalar oldu. Bir kamyonet geliyor, içinde bir şey var. Giriyor içeri ve patlatıyor kendini. Bu patlamalarda kullanılan patlayıcı çok basit bir patlayıcı. Kara barut. Şeker gübreyle deterjan karışımı. Çok masum gözüken iki madde. Şeker gübre, tahıl üretiminde çok kullanılan amonyum nitrattır. Amonyum biraz yanıcıdır ama nitratın oksijene asıl yıkıcı maddedir. Yanıcı madde pek yetmediği için de biraz deterjan katılır. Daha doğrusu bu sabotajları yapan kişiler deterjan katmışlardı. Gerekli karışım olsun diye. Bu kadar basit. Tabii bir de ölmeye hazır insan lazım. Sonra beyaz barut geldi. Bu dinamit, nitrogliserin filan gibi organik maddeler. Trinitrotoluen gibi. Genelde nitrolanmış maddeler. Mesela trinitrotoluen. Yanıcı maddesi zaten toluen. Yakıcı maddesi o trinitro. Pitrik asit yanılmıyorsam gliserine nitrat asitleri bağlanmış onun esteri.
Gliserinin gövdesi yanıcı madde. O nitro gruplarındaki oksijen yakıcı madde. Bu beyaz barut zaten savaşlarda da bir şey getirdi. Peki. Bizim barutlarla falan işimiz yok. Yani yanma patlama açısından bunun bizi ilgilendiren yanı nedir arkadaşlar? Bunun bizi ilgilendiren yanı kimyasal madde depolamaları ve bir kimyasal maddelerin bulunduğu toplamda risk analizidir. Şimdi ezberde bir takım formlar var. Şu maddeler birlikte depolanır, bu maddeler birlikte depolanmaz diye. Niye? Bir terslik olur da şişeler birlikte kırılırsa büyük bir patlama yapar. Örnek verelim. Bir yanda aseton var. Diğer yanda da sodyum peroksit. Şişeleri yan yana. Hata etmişiz, şişelerini yan yana koymuş. Raf devrilmiş. İki şişe de kırılmış ve karışmış. Müthiş bir patlama oldu. Çünkü sodyum peroksidin oksijeni ki kuvvetli bir yakıcı işte kırılan demin aseton mu dedim neyse onunla birleşir ve çok şiddetli bir patlama. Biz daima depoladığımız alanlarda yanıcı maddelerle oksidan maddeleri bir araya koymaktan kaçınacağız. Risk analizi açısından bizim böyle bir önemli konumuz oluyor. Arkadaşlar ben anlatmayı hedeflediğimin sonuna geldim. Bir takım şeyler atlayarak sonuna geldim. Ama önemli bir şeyi atladığımı düşünüyorum. Ona geri dönmek istiyorum. O da parlama noktası ile ilgiliydi. Parlama noktası öyle bir sıcaklık ki bu sıcaklığın üzerinde bir kıvılcım, bir ateşleyici o maddeyi parlatır. Şimdi biz bir laboratuvara girdik ya da bir iş yerine girdik, gram madde deposuna girdik ve kusuruma bakmayın geri döndüm. Toz patlamalarından ve katı patlamalardan öne parlama ve alevlenme noktasına döndü. İlk yapacağımız iş yanıcılık ve patlayıcılık açısından risk analizi yapacaksak bulunan bütün kimyasal maddelerin parlama noktalarını, alevlenme noktalarını çıkarmak. Eğer bir maddenin parlama noktası 90 derece ise ya da 100 derece ise o bulunulan ortamın da en sıcak Ağustos günü bile 55 dereceyi geçmemesi mümkün değilse bu maddenin bizim için bir parlama alevlenme riski yoktur. Söz gelimi bir zeytinyağının bir depoda bulunurken biz ona parlayıcı patlayıcı maddeler koruma önlemleri almayız. Ama tam tersine bulunduğumuz odan ortam 30 derece 40 derece hatta yazın 50 derece olabiliyorsa bizim de ortamımızda metil alkol, etil alkol, propil alkol varsa parlama noktaları 20 derecenin altındaki maddeler, aseton varsa o zaman bu maddeler parlayıcı maddelerdir. Biz bunlara dikkat etmeliyiz. Şimdi arkadaşlar
Ben sizin sorularınızı göremiyorum. Ercan Bey'den rica edelim bir kere. Varsa soru konuşalım burada. Bir soruyu WhatsApp'tan gönderdim. İkinci soru geldi. Onu da şimdi gönderiyorum size. Tamam. Bakıyorum. Şimdi bir soru var. Aslında çok detay bir soru. Benim anlattığımı doğruluyor katıp atlamaları konusunda. Diyor ki, madenlerde herhalde dinamit bağlı diye ya da zor elde ediliyor diye. %95 amonyum nitrat ile amonyum nitrat NH4, NO3 içinde biraz yanıcı madde hidrojen var ve oksijen var. Bunu kullanıyoruz ama kullanırken aynen benim size bahsettiğim, demek ki bu HSBC sinagog ve İngiliz konsolosluğuna yapılan saldırıda kullanıldığı gibi amonyum nitrata fuel oil karıştırıyorlarmış. Tam da hani anlattığım örneğe uygun. Arkadaşımız soruyor diyor ki bazı üreticiler mazot yerine yağ konulması diyor. Herhalde mineral yağdan bahsediyor. Herhalde ondan bahsediyor. Verimi değiştirir mi diyorlar. Şimdi ben buna cevap veremeyeceğim tabii. Çünkü yanıcı madde olarak yağla fuel oil'ün nasıl bir davranış farkı göstereceğimi söylerim. Yani bilemem. Sanki mazot da yani bu şimdi bilerek, uygulayarak ya da teorik bir yorum yaparak değil, sanki fuel oil. Şimdi yağdan da kasıt tabii madeni yağ mı yoksa kullanılmış yemek yağ mı onu da söylememiş arkadaşım. Ama teorik olarak ikisini de kullanılır. Sanki fuel oil daha kolay yanarmış gibi patlarmış gibi geliyor ama İddialı bir cevap veremiyorum. Şimdi başka. İkili veya üçlü yanıcı sıvı karışımlarında LEL nasıl hesaplanır diye bir soru gelmiş bir arkadaşımdan. İki veya üçlü yanıcı gaz diye çeviriyor. Bununla ilgili bir şekil koyduk mu, koymuş muyduk diye düşünüyorum. Bir geriye gidip aramam lazım. Belki atladığım taraflarda olabilir. Arkadaşlar iki ya da üç tane yanıcı sıvı olursa ne olurun? Bir slide'ı yok bende şu anda. Ya da şu anda bulmam zor. Ancak gelin şu tablodan bir örnek yapalım. Diyelim ki
ortamda %3 metan var. %3 de hidrojen. Bir kibritle bu şu anda siz de görüyorsunuz herhalde. 44. sayfadayım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir ortamda %3 hidrojen var. %3 de metan. Şimdi bir ortamda hidrojenin alt patlayıcılık sınırı %4. Metanınsa %5. Tekrar ediyorum. Hidrojenin alt patlayıcılık sınırı %4. Metanınsa diyelim %5. İkisinden de %3 ve %3 var. Sadece hidrojen olsa %3'ler bir kıvılcımla bu patlamaz. Sadece %3 metan, doğal gaz varsa, metanın da alt patlayıcılık sınırı %5 ise bu da patlamaz. Ama ikisi birlikteyken patlar mı? Bu sorunun cevabını nasıl vereceğiz? Hidrojen kendisinin alt patlayıcılık sınırının %75'ini karşılar. Metan kendisinin alt patlayıcılık sınırının %60'ını karşılar. Toplarsak bu %100'ü geçer ve bu karışım patlar. Tabii ki bunun formülleri var, sigmalı filan. Le Chatelier prensibi var. Ama hani mantık olarak şöyle düşünün. Teker teker bütün gazları alın. Bu gazlar buhar ya da gazlar kendi patlayıcılık sınırlarının yüzde kaçını karşılıyor? %100'ünü geçerse bir patlayıcılık durumu vardır. Buna ulaşabiliriz. Sodyum hidrosülfitin yanıcılığı NaHSO3 mü? Sodyum hidrosülfit. Böyle bir soru var. Sodyum hidrosülfitin yanıcılığı NaHSO3. Yani bana daha çok yanıcı değil de yakıcı bir maddeymiş gibi geliyor. Yani başka maddeleri tutuşturabilir bir maddeymiş gibi geliyor. Yanması teorik olarak sodyum sodyum hidrojen sülfat yapar. Net bir cevap veremiyorum. Hani tahminde bulunabilirim. Eğer kendisinden daha oksitleyici maddelerle yanabilir, kendisinden daha az oksitleyici maddeleri yakabilir diye cevap veririm ilk yaklaşımla, ama incelemek gerekir. MSDS'e bakma gerekir. Şöyle bir soru var. Ben dersin başında dedim ki, yanıcı bir gazın alevlenme üst sınırın üstünde olduğu bir ortama meşale ile girmem. Bunu hani bak ne güzel akılda kalmış. Açıklamasını da yaptımdı ama demek ki örnek çok güzel. Şimdi diyorum ki dünyanın her tarafı havayla kaplı. En ufak bir delik, en ufak bir kapak açılması, en ufak bir kapı açılması içeri hava girişine neden olur ve o karışımı aslında üst patlayıcılık sınırının daha üstünde bile olan karışımı üst patlayıcılık sınırının altına indirir ve patlayıcı hale getirir. Bu yüzden de ne üst patlayıcılık sınırına güveniyorum ne de ikincil parlama noktasına güveniyorum. İçeri girecek bir hava hareketi
işleri değiştirir. Şimdi soru sormuş arkadaşım. Katı patlayıcılar grubunda kara barut ve beyaz barutun yapılarından bahsettiniz. C4 plastik patlayıcıların yapıları çok farklı mıdır? Tam formülünü bilmiyorum. Çünkü benim burada beni ilgilendiren yanıcı ve patlayıcı madde birlikte oldukları zaman aynı molekülün içinde ne yapacakları? Yoksa bir patlama uzmanı değilim. Ancak C4 plastik patlayıcıların da içinde hem yakıcı oksijenin bulunduğunu hem de yanıcı plastik maddenin bulunduğunu biliyorum ama çok net bir formül veremem. Bir başka soru, 7. soru. Güzel bir soru, çok güzel bir soru. Diğer sorular da güzeldi. Hani toz patlamaları için hangi değer üzerinde patlama olacağına dair bir tablo var mı? Ve sahada hızlı ölçüm yapabilirim. Şimdi bir, toz patlamaların alt ve üst patlama değerleri var ama her durum için değişir. Bunlarla ilgili bir konsantrasyon tablosu yok. Bununla ilgili standart ya da bununla ilgili makaleler bir konsantrasyon değeri de vermiyor. Çünkü tozun patlayıcılığı aynı zamanda tozun tane büyüklüğüne, ortamdaki nemine birçok şeye bağlı. Tozun bir raf üstünde mi olduğunu, havayla dağılmış olduğuna mı? Bunun konsantrasyon ölçümü de pek mümkün değil. Genel olarak şöyle yapılıyor. Bir ortama toz çöküyorsa eğer, o ortamda toz patlaması riski var. Yanıcı tozun çöküp çökmemesine bağlıyoruz. Bu konudaki karar vermeyi. Sahada hızlı ölçüm yapamazsınız arkadaşlar. Eğer bir yere yanıcı toz bir süre sonra çöküyorsa orada yanıcılık, patlayıcılık riski vardır. Peki, bu karışım, gerçi burada bahsetmedim, 2-0, 2-1 ya da 2-2 midir? Tozun çökme sıklığına bağlı. Gerisi hani bunun üstünde bir standartlarla ilgili çalışmadır. Ama toz patlamaları ile ilgili hep kalitatiftir. Pek sayısal bir değer olamıyor. Sanırım soruları cevapladım. Yani sorulmuş soruları cevapladım. Cevaplayabildiğim kadar cevapladım. Evet hocam, başka Ercan'dan, Ercan Bey'den rica edeyim. Başka benim mail adresimi yazsın aşağıya. nesetcan@yahoo.com. nesetcan@yahoo.com. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bugün de 3-4 kez baktığım bir adrestir. Diyalog kurmak isterseniz sevinirim. Bunun dışında bu derslerin devamı olabilir mi? Benim açımdan anlatacak önemli şeyler var. Ama gördüğüm kadarıyla
ders niteliğinde olduğu için de çok da fazla ilgi çekmediğinin farkındayım. Ben de belki lisans seviyesiyle, bu konuda eğitim görmemiş bir lisans seviyesiyle tuttuğum için hata yaptım diyemiyorum. Çünkü bu konuyu çok bilen arkadaşlarımızla, iş güvenliği uzmanlarıyla, yangıncılarla, ben birkaç isim görüyorum tabii. Hani hiç bu konuda eğitim görmemiş bir kimya mühendisinin aynı düzeyde bir konuyla karşılaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Yine de isteyen olursa kimya mühendisleri odasına söylerse bunların devamı gelebilir. Ha, gelir. Mayıs ayında da gelir. İnşallah biz bu tutuklanmış durumdan çıkarız. Yüz yüze de aynı eğitimleri ya da aynı konferansları kimya mühendisleri odasında yaparız ve benim için çok çok daha keyifli olur. Bu koronavirüsü başladığı zaman şöyle laflar söyleniyordu. Alışkanlıklarımız değişecek, aslında normal eğitim kalmayacak. Bütün eğitimler böyle uzaktan olacak. Şu konuşmada karşılaştıklarımız bile iyi bir üniversitede bunların mümkün olamayacağını gösteriyor. Uzaktan eğitim bir destektir ama gerçek eğitimin yerini aslında alamıyor. Yine de hepinizde yüz yüze bir konuşmada karşı karşıya gelmeyi umuyorum. Bu arada da moderatörlüğümü yapan Ercan arkadaşıma, Kimya Mühendisleri Odası'nın hem yönetim kuruluna hem çalışanlarına, hani bize bu olanağı sağladığı için teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isteyen bir şekilde ulaşır. Yani ulaşıp da kafanızda bir sorular olursa bunlarla da bu konularda da tartışmaktan mutlu olurum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Hocam biz de size odamız adına ve katılımcı adına çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bayağı teşekkürlerini ilettiler chat kısmında. Onlar siz göremiyorsunuz diye ben de bir tekrar dinlendirmiş olayım. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki eğitimde arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.